Nermin Hanım'ın bir mesajı var. Diyor ki zeytin ağaçlarının kesiminde oyun içinde oyun var gibime geliyor Fatih Bey. AFAD'a bir kez daha söz hakkı verelim. Neden zeytin ağaçlarını katlediyorsunuz diye. Peki akılda neler kaldı? Akılda kalanlardan biri Nedim Bayhan ve Uğur Koçkaya sıfır denilen yerdeydi. Sınırın sıfır noktasında, sınır hattındaydı Güneydoğu'da. Orada aldıkları özel izinle birlikte jandarma ekiplerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diyeyim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını gözlemledi ve o yüksek dağlarda, o çıkılması zor yerlerde gerçekten askerin nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu bize anlattı. Bunu YouTube'da da aynen izleyebilirsiniz geri sarıp. Geldik siyasette ne var diyeceksiniz. Siyasette AK Parti ve yeniden Refah arasında görüşmeler tıkanmıştı ama anladığımız kadarıyla tekrar heyetler bir araya gelecek. AKP bütün illeri açıkladı. Bütün büyük şehirleri de açıkladı. Yani açıklamadık hiçbir yer kalmadı. Nasıl bir pazarlık olacak onu da bilmiyoruz. Peki ikili anlaşabilir mi Erdoğan ve Fatih Erbakan? Zaman gösterecek. Başak Demirtaş İstanbul'dan demin adayı olabilir mi? Bugün çok konuşuldu. Olur mu olmaz mı bilmem ama hesapları değiştirecektir diye tahmin ediyorum. Tabii oyun içerisinde bir oyun var mı yok mu onu da zaman gösterecek. Ne anlama geliyor? Karşılıklı bir pazarlık mı vardı? Kim kiminle pazarlık yapıyor? Bunun hepsini zaman bize ortaya çıkartacak. Cevapları bulacağız. Ve Hatay'da zeytinlikleri kesiyorlar. Yeri gösteren bakanlık değil AFAD. Ve 33 bin zeytin ağacı yeni kurulacak yer için kesildi. 30 bin daha ağaç sökülecek. Buradan da yetkililere zeytin düşmanı mısınız siz diye soruyoruz. Başka yer mi yok diye de ilave ediyoruz. Bizden sonra Sokağın Sözü var, izleyebilirsiniz. Serap Belovacıklı sunuyor. Onun da programını keyifle izleyebilirsiniz. Bir sohbet, bir beyin fırtınası programı. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Konuşacağız da merak etmeyin. İyi, kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın.